Olarak katılacak. İlk evvel Mesudi Oteli, ondan sonra geleceğiz. Hürmet için meydan, doğru mu? Evet. Bu az evvelki fotoğrafla aynı yer. Bak bu lan. Bayrağı toplaması lazım. Evet.
okunan Mevlid-i Şerif ve mahallemizde ilk nümayişin yapıldığı törenlere hoş geldiniz diyor, en derin saygı ve uçma okumadan inip halkı kale yanına getirip kaleye yürütüp milli mücadeleyi başlatmışsa şu adıyla Diren Köyü'nün yani Pınar Çayır'ın imamı Sıtkı Hoca Cuma hutbesinde ateşli bir konuşma yaparak yangın saçaklığı sardı. Tek çaremiz silaha sarılmaktır. Derhal silahlarınızı temizleyiniz. Silahı olmayan baltasını, baltası olmayan sağlam bir odunu alsın. Dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın haydi bakalım iş başa düştü. Siz de arkamdan gelin demesi üzerine biz de sopalara dayandık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı havzada ilk miting metninin okunmasının 103. yıl dönümünü kutladığımız bugün Ulu Önder'in havzada misafir olarak kaldığı 18 gün boyunca kullandığı evdeyiz. Bugün çocuklarımıza Atatürk'ün buradaki hatıratlarını anlatmak için, burada geçirdiği günlerde yaşadığı günleri anlatmak için bulunuyoruz. Teşekkürler. 25 Mayıs 1919'da havzaya teşrif eden Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının havzada kaldıkları süre içerisinde geçirmiş oldukları zaman diliminde yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili hem vatandaşımızı bilgilendirmek hem de o günleri yad etmek adına bir dizi programlar tertip ettik. Bugün de 30 Mayıs 1919 günü havzada tertip edilen ve Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk mitingi olarak kayıtlara geçen miting metninin Yörgüçpaşazade Mustafa Bey Camii'nde okunmasını gerçekleştirdik. Tarihimizde, şanlı tarihimizde Havza'nın tarihinde önemli bir yere sahip olması bakımından gururla buradan tekrardan basın mensuplarımız vasıtasıyla tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. O günün şartlarında 30 Mayıs 1919 Yörgüçpaşa Camii'nde o zamanın görevli İmam Hatibi Sıtkı Hoca tarafından okunan bu metin aynı zamanda işgal kuvvetlerine karşı ilk başkaldırının bir simgesi olmuştur. Biz de aynı ruhla, aynı heyecanla bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Ben buradan bugüne kadar bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize tekrardan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Teşekkür ederim.